Kasparov'un pek çok güzel oyunu olmuştur. Bol fedalı, kombinezonlu, stratejik planlı. Ama bana göre Kasparov'un en iyi oyunlarından birisi 1994 yılında Shirov'a karşı oynadığı oyundur. İnceleyelim. Kasparov beyaz, siyahlar Shirov. E4, C5, at F3, E6, D4, açık sicili savunması. C alır D4, at alır D4, at f6, at c3, at c6 at db5 d6, fil f4 e5 ve fil g5 Şimdi hangi varyanta girildi? Lasker varyantı Pelikan varyantı Sveçtikov varyantı Çelyabinsk varyantı Bu varyantın tüm adları bunlar. Belki başka adları da vardır. Şimdi Siyahlar 6 sürerek kendi yaklaşmış atı uzaklaştırıyor. Burada varyantın temel yapısı siyahların piyonunu e5'e sürmüş olması ve d5 karesini bir anlamda zayıflık haline getirmesi. Ama hep derslerimde şunu söylüyorum. Bir şeyin zayıflık olmasıyla ondan yararlanabilmek ayrı bir konu. Siyahlar bu d5 karesini koruyabileceğini veya beyazların yeterince bu D5 karesinden yararlanamayacağını düşünüyor. Veya şöyle diyelim, siyahlar bu D5 karesinden yararlanmaya çalışacak ama bunun karşılığında siyahların etkili aletleri olacak ve bir başka konu daha var. Siyahlar A6 sürüyor, beyaz at A3'e gidiyor. Yani tahtanın kenarında kalıyor. Şimdi beyaz fırsat bulursa hemen at C4 oynayacak ama siyahlar B5 oynayarak hem Atın oyuna girmesini engelledi hem de b4 çatal diyor. Dolayısıyla at d5 gerekli. Evet beyazlar d5 karesine yerleşti ama bunun karşılığında siyahların elde ettiği şey a3'teki atın konumunun kötü olması. İşte bu sebeple açılışları çalışırken fikirleri bilebilmek önemli. Yoksa varyantları hamleleri ezberlemişsiniz bunun anlamı yok. Rakip farklı bir şey oynadığında hamle bulmakta zorluk çekersiniz. Mesela burada siyahlar bebe sürmese, fileye de oynasa hemen at c4 gelirsiniz. Bir şeyi ezberlemenize gerek yok. Çünkü siyahlar b5 ile at c4'ü engelledi zaten. Geriye dönelim. Ne demiştik? b5, at d5, fil e7. At d5'te kalsın diye beyazlar filinden vazgeçiyor. Kasparov fil alır f6 yapıyor. Fil alır f6. Şimdi videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada size konumsal bir soru soruyorum. Beyazın pek çok hamlesi var ama acaba Kasparov hangi hamleyi tercih etti? Evet. Düşündüyseniz hamleyi söylüyorum. Burada Kasparov fili çıkmayı düşünmüyor ama C3 yaparak atının yolunu açıyor. Lasker'in bir tavsiyesi vardır. Filinizi gelişmeden önce bir atınızı çıkın diye. Gerçekten de açılışta Atın çıkacağı yerler aşağı yukarı bellidir. F3, C3, F6, C6. Merkeze yakın kayalar. Benzer şekilde Kasparov filmi çıkmadan önce kötü duran atını iyileştirmeye çalışıyor. C3'e fil B7 ve at C2. At B8. Şirov'un hamlesi de çok öğretici. Nasıl bir satranç bu? Atını geri gidiyor. Gelişimini tamamlamadan At C6'da çıkmış ama iyi gelişmemiş durumda. İşte siz satrançta ilerlemek istiyorsanız incelikleri öğrenmelisiniz, hamleri ezberlememelisiniz. Tabi bu özel bir durum yani her durumda at B8 gibi bir hamle oynanmaz ama şu farkındalığı yaratmaya çalışıyorum sizde. Tahtaya baktığınızda taşınızın aletinizin etkili olup olmadığını sorgulayın. At B8 o dönemin popüler hamlelerinden birisi A4 oynuyor Kasparov. Bakın Kasparov yine fili çıkmadı ama kalesinin yolunu açıyor ve tehditle geliyor. B alır A4. Kale alır A4. At D7. Beklendiği gibi at daha iyi bir yerden gelişecek. Şimdi C5'e gidip E4 piyonuna baskı kurabilecek. Kale B4. At C5 geliyor. Hem fili koruyor hem de atını geliştiriyor Shirov. İşte bu noktada Kasparov etkili bir hamle yapıyor. Şunu söylemeliyiz. Bu bir ev hazırlığı. Yani daha önce bu konum oynanmış. Bu fikir at B8 D7 fikri. Ve Kasparov bilgisayarların olmadığı o dönemde bu açılışa karşı hazırlanıyor ve güzel bir fikirle geliyor. Yine videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Acaba Kasparov burada hangi hamleyi yaptı? Hamle kale alır B7 çift ünlem. Atalır B7'den sonra insan düşünüyor. Niye feda etti ki? Bir mat mı var? Taktik bir vuruş mu var? Verdiğinden fazlasını mı aldı? Kasparov kalite fedasına karşı tek bir piyon bile almadı. Şaşkınlık verici bir hamle. Ev hazırlığı olmasa bu hamlenin değeri daha da artacaktı ve yaratıcılığını daha da takdir edecektik. Biliyorsunuz bu tür fedaları talde yapıyor ama masa başında buluyor. Şimdi Kasparov B4 oynuyor. Yani kaliteyi feda ediyorsun sonra sakince piyonu sürüyorsunuz. Konuma bakın değerlendirin siyahlarla düşünün. Aletlerinizin etkinliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela şu at Nasıl? Memnun musunuz bu attan? Başlangıç karesinde değil çıkmış ama sizce iş yapıyor mu? Elbette yapmıyor. Burada mesele konumsal bir fedayla siyahların atını oyun dışı bırakmaktı. Winter Capablanca oyununu hatırlarsınız orada g fil oyun dışı kalmıştı. Burada da Kasparov çok daha taktik bir yolla siyahların atını oyun dışı bırakıyor. Tabi bu at orta vadede iyi hale gelebilir, iyileştirilebilir ama zaman alacak. Bu arada Kasparov hızlı hareket etmek zorunda. Fil G5, Şirov filini hatırlıyor. Tipik bir hamle. Bu arada bu fil çakılı piyonlarla aynı renkte olduğu için iyi bir fil değildir. Hareket yeteneği kısıtlı. Diyeceksiniz ki ama şimdi fil güzel bir çapraza geldi. O zaman da cevabım şu. Bu fil çapraza geldi ama boşluğu dövüyor. Önü açık ama orada bir şey yok. Açık koridor enerjisi boşa gidiyor. O zaman sonuç şu. Bir taşın sadece önünün açık olması yetmiyor. Oradan bir şeyler de yapabilmesi gerekli. Şimdi at A3. Yine ustalık dolu bir hamle. Atı C4 karesine getirecek ve dikkat edin hala fil çıkmadı. Burada at C3 konumsal bir felaket olurdu. Çünkü hemen kırar kötü filinden kurtulur. O yüzden Kasparov atı tahtanın kenarından oyuna sokacak. Rok atınca at C4. İki atta ne kadar kuvvetli ve bir de şu zavallı ata bakın. A5. Siyahlar konumu açmaya çalışıyor ama Kasparov'un burada B5 yapacak hali yok. At C5'e zıplar. Büyük bir hata olur. A5'e Kasparov şimdi fil çıkmış. Nihayet bakın 21. hamlede filni çıkıyor. İşte modern satranç böyle bir şey ama sessiz olun evde tek başınıza denemeyin. Bunlar özel durumlar bu kadar anormal olağanüstü yaklaşım sık gelmiyor. Ama hep dediğim gibi aletlerin etkinliğini vurgulamanızı ist. Aletlerin etkinliğine vurgu yapmak istiyorum. A alır B4, C alır B4. Şimdi beyazların artık geçer bir piyonu var. Ama siyahlarda diyor ki benim de kalemin öne açıldı vezir b8. h4. Ünlem. Fili daha da kötü yere getiriyor. Fil çaprazda durmak zorunda. Fil h6'da. Peki ne elde etti? Beyazlar e7 karesine kazanmış oldu. Artık uygun bir zamanda at e7 şah çekebilir. Şu anda kestiremiyorum ne kadar önemli e7 karesi ama olsun bir kare bir karedir. At CB6. Kale A2. Rok. Kale D2. Vezir F3. Vezir A7. Siyahlar taşlarını etkinleştirmeye çalışıyor. Bu arada bu atın durumu hala parlak değil. Siyahlar bir at eksik gibi oynuyor. At D7. Şimdi Kasparov dişlerini gösteriyor. İlk tehdidi yapıyor. At D7'ye. Kaleyi kaçmıyor. Şirov at D8 ile atını düzeltmeye çalışıyor. Eğer kale a8 kaçsaydı at 7 b6 vezir a3 yapınca çünkü neden at nereye gidecek ki siyahlar vezir a3 ile file saldırıyor at alır a8 kale alır d3'e vezir e2 şimdi A8'i alamıyor. Kale boşta. Kale alır D5 yapıyor. Almıyoruz at B6. Kale D3 gelince vezir G4. Tabi burada pek çok varyant var ama vermek istediğim beyazların çok iyi atak şanslarına sahip oldu. Kale C3 oynarsa vezir D7. Hala at Oyun dışı zaten siyahların başı bu yüzden dertte, Beyaz aletler bu yüzden hakimiyet kuruyor. Ve hem atı istiyor hem de aşağıdan tehditleri var. G6 yapınca atı almak yerine Vezir'e 8, Şah G7, At D7 ile beyazlar kazanır. Geriye dönelim. Biraz karışacak ama varyantlar gerçekten güzel. Ne demiştik? En son beyazlar At D7 oynadı burada. At D7'ye Örneğin kale e8 gelirse at 7 f6 şah, gf6 at f6, şah f8'e bir daha şah at d7, şah g8 oynayınca vezir g4 şah, şah h8 oynayınca at f6 tekrar kale istiyor. Kale d8'e vezir f5 ve aşeden mat istiyor. Yine siyahların başı dertte. Yine geri dönelim. Evet yani bu at... İstedik kaleyi neden bıraktık kaleyi onu anlamaya çalışıyoruz. Örneğin kale de 8 giderse ne var? A7 şah. Ha, bakın ne demiştik? H4 ile fili uzaklaştırdık ve E7 karesini şimdi kullandık. Şah 8 gidince vezir alır F7. Kale alır D7'ye vezir G8 mat var. Fil boştu ama. Kale alır D3'e şimdi hamleye bakın hamlenin güzelliğine. At F8 ve G8'den mata çare yok. Yani iki at ve vezir nasıl şahın peşinden koşuyor. Harika bir diyagram. Oyun çok güzel ama oyunda oluşmadığı halde gelen analizler de onun kadar güzel. Geriye dönelim. Neler olmuş bakalım oyunda? Şirov tüm bu tehlikeleri görüyor. At D7 gelince at D8'de kaliteyi bırakıyor. Eminim ki burada Şiro uzunca bir süre düşündü. At alır F8, Şah alır F8. Şimdi at nasılsa E6'dan oyuna girecek diyor Kasparov. Ve B5 ile artık bu piyonu sürdürüyor. Bu piyon daha önce atı kısıtlamak bir göreve sahipti. Şimdi ise kuvvetli bir geçer piyon rolünde. Vezir A3, vezir F5. Eğer diyor alırsan... Vezir d yapacağım ve kazanacağım. Vezir D7'den sonra hem e hem de 8 istiyor. Yine bakın H4 hamlesinin yararı fili H6'ya göndertti. Bu çaprazı kontrol etmiyor. Bunlara sezgisel hamleler diyoruz. Yani Kasparov H4 oynadığında böyle bir şey olacağını görmemişti belki ama tecrübesiyle biliyor. Geriye döndük. Vezir A3 yerine Vezir 3 Vezir F5'e fili almıyordu. Şah E8 oynuyor. Fil C4, fili kaçtı. Kale C2, vezir alır H7. Artık siyan konumu çöktü. Fili alıyor, vezir daldı. Kale alır C4, vezir G8, şah D7, at B6, şah E7, at alır C4. Vezir C5. Bu at hala zavallı, bu fil hala zavallı. Bu oyunda Kasparov rakibin iki aletini oyun dışı bıraktı. Kale A1 yapıyor. Diyor ki sen Atı alırsam ben kale A7'den şah çekerim ve kazanırım. Atı boşta kalacak. Dolayısıyla atın dokunulmazlığı var. Vezir de 4 oynamış. Kale A3 hala at alamaz. Fil C1 yapınca kaleyi isteyince normalde sıradan oyuncular kaleyi kaçmayı düşünür ama Kasparov hep derslerimde anlattığım karşı saldırı hamlesiyle diyor ki sen kaleyi alırsan ben de sana çatal atarım. Şah vezir çatalı. Şirov artık bu hamleyi görünce mesajı alıyor, terk etmenin zamanı geldi diyor. İşte Kasparov'un en güzel oyunlarından birisi, bana göre en güzeli siz ne dersiniz? Beğendiniz mi oyunu? Sonraki videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olmanızda fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.